Isparta Valisi Aydın Barış çalışma ziyaretleri kapsamında Aksu ilçesiyle Yaka ve Yaka Avşar köylerini ziyaret etti. İlçe merkezinde muhtarlar toplantısı düzenleyen Vali Barış, köylerde de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vali Barış'ın ilk durağı Yaka Köyü oldu. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Vali Barış yaptığı konuşmada, köylerde yaşayan vatandaşların kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, bizler devlet görevlileri olarak sizlerin hizmetçiniz sayılırız dedi. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız bizim için çok değerli. Topraklarını terk etmeyen, bu topraklara sahip çıkan, hala bu ocaklarda dumanın tütmesini sağlayan insanımız başımızın üstünde yeri var. Sizlerin de malum olduğu üzere devletimiz ülkemizin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşımızın her türlü imkana ulaşması için elinden gelen bütün çabayı, gayreti sarf ediyor. Bizler de devletimizin bize vermiş olduğu görevler çerçevesinde sizlerin ayağına kadar gidip bu hizmetleri yerinde görme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla bizler devlet görevlileri olarak sizin hizmetçiniz sayılırız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Çünkü devletimizin bize sağladığı olanakları ve vatandaşımızın bize sağlamış olduğu olanaklar konusunda helallik alabilmemiz için bu görevleri layıkıyla ifa etmemiz lazım. Bunu da yerine getirmek için bu gezileri yapıyoruz. Köylerimizi ziyaret ediyoruz. Ardından Yakavşar Köyü'ne geçen Vali Barış, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Köyde yaptığı konuşmada köy ziyaretlerinin amacının vatandaşları dinlemek olduğunu belirten Vali Barış, bir diğer amaçlarının ise devlet ve vatandaş arasında hiçbir mesafe olmadığını göstermek olduğunu söyledi. Köyleri ziyaretimizdeki amacımız hem sizlerle hasbihal etmek, hem dertlerinizi, sıkıntılarınızı dinlemek, hem de devletimizle vatandaşımız arasında hiçbir mesafe olmadığını göstermek ve devlet-vatandaş ilişkilerinin çok sağlıklı olması için elimizden gelen çabayı sarf etmek. Bu ziyaretleri bunun için yapıyoruz. Çünkü devletle vatandaş arasında ayrı gayrı olmaz. Devlet zaten sizsiniz. Yani vatandaşlarımız devlet. Biz devletin hizmetçileriyiz, sizin de hizmetçinizdiz. Vatandaşımızın hizmete ihtiyaç duyduğu ve sorunlarının olduğu her yerde bizim zaten olmamız vazifemiz. Devletimizin iki ana temel görevi olduğunu her zaman hatırlatıyoruz. Bunlardan birincisi sizin huzur ve güven içerisinde. Burada hiçbir güvenlik tehdidinde, can güvenliği yönünden olsun, mal güvenliği yönünden olsun, herhangi bir tehdit altını hissetmeden rahat bir şekilde yaşamanızı devam ettirmeniz. Ki bunu jandarmamız vasıtasıyla köyümüzde yapıyoruz. Köylerimizde de devriye hizmetlerimizle her zaman köylümüzün yanında onların can ve mal güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Devletimizin ikinci ana görevi de sizlerin layık olduğu, günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerini sağlamak, eğitim, sağlık başta olmak üzere ve çaresiz kalan insanımıza her türlü yardımı yapmak. Köy ziyaretleri sonrası Aksu ilçesine geçen Vali Barış, burada ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantıdaki konuşmasında muhtarlara önemli konularda hatırlatmada bulunan Vali Barış, önceliklerinin vatandaşların köylerde ve mahallelerde huzur içinde yaşamaları olduğunun altını çizerek telefon dolandırıcılığı, madde bağımlılığı konularında önemli açıklamalar yaptı. Köylerimizde, mahallelerimizde vatandaşımızın huzur içerisinde yaşaması bizim için birinci öncelikli konu. O asayiş konusunda lütfen duyarlı olalım. Yani vatandaşın huzurunu kaçıracak en ufak bir hadisede jandarmamızın, emniyetimizin haberi olsun sorumluluk alanına göre. Biz ona mutlaka dokunmamız lazım. Yani ortada bir problem varsa onu anlayıp orada müdahalede zamanda bulunalım ki iş büyümeden orada kapatalım. Vatandaşımız daha fazla huzursuz olmasın. Özellikle madde kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı konusunda çok tetikte olmanızı söylüyoruz. Yani küçük yerlerde tabii çok yoğun gündeme gelmiyor bu problem ama buralarda da olmayacağı anlamına gelmez. Yani köyünüzde, mahallenizde davranışları şüpheli olan şahısları mutlaka bildirmeniz gerekiyor emniyet ve jandarma. Yarın sizin çoluk çocuğunuza da komşunuza da bulaştırırlar. Bu konu çok netameli bir konu. Çünkü hani toplumumuzun geleceğini tehdit eden, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden bir konu. Kimse benim haneme girmez, bizim olduğumuz mahallede olmaz demesin arkadaşlar. Hiç farkına bile varmıyorsunuz. Derinden gidiyor. Yani farkına vardıktan sonra da tedbir almanız çok zorlaşıyor. Onun için lütfen bu konuya hassasiyet gösterelim. Maalesef bu yaş ortalaması
daha yüksek yerlerde büyük problem oluyor. Neden? Yaşlı insanları çabuk kandırabiliyorlar. Telefon açıyorlar. Cep telefonundan arıyor, mesaj atıyor falan derken birçok insanımızın maalesef paraları gidiyor, maddi kaynakları, o güne kadar biriktirdiği tasarrufları gidiyor. Yani konuya, komşuya, çevrenize mutlaka hatırlatın. Kesinlikle resmi kurumlar cep telefonundan veya normal telefondan kimlikle ilgili bilgiler istemez. Veya hiçbir resmi kurum telefon edip hakkınızda şu işlem yapılıyor, bunun karşılığında şunu yapmanız lazım demez. Sadece şunu yapar resmi kurumlar, eğer mahkemeye çıkmanız ve ifade vermeniz gerekiyorsa davet eder sizi. Ya adliyeye, savcılığa davet eder veya polise, jandarmaya, bu kadar. Vali Barış'ın üzerinde durduğu diğer konularsa tasarruflu su kullanımı, eğlencelerde silah kullanımı ve okul servisleri hakkında oldu. Köylerimizde kullanılan içme sularının tasarruflu kullanılması lazım ve saatli kullanılması lazım. Artık içme suyu kaynaklarında azalmalar var değerli muhtarlarımız. Dolayısıyla ileriki yıllarda ne olacağı belli değil. Belki daha fazla azalacak kaynak suları. Tedbirli davranmak durumundayız. Lütfen köy işlerine saat taktırın. Asker uğurlamasında, eğlencelerde, düğünlerde silah atılması yasak. Bundan siz sorumlusunuz. Zaten jandarmamıza dilekçe, yani haber vermeniz gerekiyor düğünlerde. Mahallenizde, köyünüzde bir düğün varsa mutlaka jandarma ve polisin haberi olsun. Olsun ki orada gidip tedbir alsın jandarma, emniyet. Suistimal edenler varsa onlar hakkında işlem yapsın. Düğünlerde, şenlik veya başka amaçla toplumun olduğu yerde, insanın olduğu yerde silah atılmasını kesinlikle istemiyoruz. Üzücü kazalar oluyor. Yani okul servislerimizin çocuklarının can güvenliği açısından taşımalarını sağlıklı yapmasını istiyoruz. Çünkü bir minibüse 20 kişi, 20 tane çocuk bindiriyoruz. Allah muhafaza o minibüsün başına bir iş gelse hepimizin için yanar. Onun için yani böyle şeyini, suistimalini gördüğünüz veya süratli kullanımını gördüğünüz, kurallara uymayan sürücüler varsa da servis şoförlerine, biz zaten kontrolleri yaptırıyoruz. Yani jandarmamız yapıyor, polisimiz yapıyor kontrolleri, ama bazen her zaman onların başında durulmayacağı için gözden kaçan noktalar olabilir. O konuda dikkat edelim. Toplantının ardından Vali Baruş, Gazi polis memuru Arif Akbay'ı ikametinde ziyaret etti. 1996 yılında Antalya ilinde görevliyken gerçekleşen trafik kazasında gazi olan Akbay ve eşiyle bir süre sohbet eden Vali Baruş, ailenin yakın zaman önce kaybettiği evlatları için de taziye dileklerini sundu.